İyi günler sayın seyirciler. Seçim 2015 programımız devam ediyor. Ben Zülfikar Yüksel. Bugün Bank Asya TMSF'ye devredildi. Devredilmesi biraz tabii farklı oldu. Birkaç gün önce işte halk dilinde yandaş medya denen hükümete yakın gazetelerde manşetler atıldı. Ondan sonra da hatta herkesin bildiği Fuat Avni, Bank Asya'ya el koyacaklar dendi ve bugün de el konmuş oldu. Bu konuyu sormak için en uygun kim olur diye düşündük. En uygun olabilecek kişi 1999-2002 dönemi içerisinde DSP, ANAP, MHP koalisyonu döneminde ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Masum Türker'le konuşmaya karar verdik. Hoş geldin Sayın Türker. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Evet, Bank Asya'ya el konuldu ve TMSF'ye devredildi. Siz rahmetli Ecevit'in partisinin şimdi genel başkanısınız. Onun başbakanlığı döneminde devlet bakanlığı yaptınız. O zamanlar biraz devlet geleneği vardı, devlet adamlığı vardı. Şimdi nasıl böyle bankalara şimdi el koyma? Bank Asya'ya el koyma olgusu Türkiye'ye dayatılmak istenen başkanlık sisteminin ne kadar yanlış olduğunu ortaya koyan tipik bir örnektir. Çünkü bu Bank Asya'ya el konulması talebi Cumhurbaşkanı tarafından bundan aylar evvel dile getirildi. Ve aylar evvel Bank Asya Ziraat Bankası ile bir katılım bankacılığı ortaklığı yapabilir görüşmesi yapılırken birdenbire Cumhurbaşkanı çıkışıyla o görüşmeler de durdurulmuştu. Daha sonra önce Bank Asya'nın yönetimine atama yapıldı. Şimdi de el konuldu. Bir kere birinci konu şu. O yönetime atılan insanlar Bank Asya'nın TMSF'ye devredilebilecek boyutta bir eksikliğini yakalamışlarsa, mali yeterliliği yoksa o zaman bu konuyu kamuoyundan saklamamaları gerekirdi. Kamuoyuna açıklamaları gerekirdi, paylaşmaları gerekirdi. Ama aslında bu el koymanın seçimler süreci içinde belli bir kesime, cemaat olarak bilinen, Fethullah Gülen'e yakın olan kesime gözdağı verme operasyonudur. Yani gerçeği işin Bank Asya'nın şu ana kadar elde bulunan verileri, ortaya konulan performans, kârlılık durumu, el konulmasını gerektirecek hiçbir şey yok. Daha evvel aynı şekilde bunu incelemiştik, konuşmuştuk. O zaman yönetimine de atama yapılmasını gerektiren bir durum yoktu. Bu durum Türkiye'de hukuksuzluğu ortaya koyuyor. Artık hukukun talebe ve güçlünün isteğine göre oluşturulan, egemenin isteğine göre oluşturulan bir hukuk olduğunu koyuyor. Ve Bank Asya'ya el konulma günü ile ilginçtir. Ziraat Bankası'nın katılım şubesi, Eminönü şubesinin Cumhurbaşkanı tarafından açılmasıyla aynı güne denk geliyor. Evet, öyle de bir tabii, yani bu denk gelme var. Hayır, bu bir tesadüf değildir. Bu bir tesadüf değildir. Çünkü bugüne kadar dünyada bırakın Cumhurbaşkanı'nı, bir başbakanın bir bankanın katılım şubesinin açılışına katıldığı görülmemiştir. Ama bizim Cumhurbaşkanımız çok şey açıyor ya. Ama bu başka. Şu anda Ziraat Bankası'nın bütün mensupları seçim kanunlarını ihlal etmişlerdir. Cezalandırılmaları gerekir. Çünkü kamu kurumlarının seçim yasakları başladıktan sonra herhangi bir açılış yapmaları yasaktır. Bu açılışlara bazı siyasi davetlerin yapılması yasaktır. Cumhurbaşkanı kanunu ihlal ettiği ama Cumhurbaşkanı da artık bir siyasidir. Ve zaten önümüzdeki dönem bir koalisyon gözüktüğü için AK Parti'nin artık tek başına iktidar olmasının istikrar sağlamayacağını, bilakis istikrarsızlık sağlayacağını bu Bank Asya olgusuyla gördük. Dünya piyasalarında olumsuz bir etki olacak. Dünya piyasaları Türkiye'ye uyguladıkları faiz oranlarını artacaklar. Risk artmıştır. Çünkü buradaki hukuk keyfi olarak uygulanan kanunlarla dejenere edilmiştir, yozlaştırılmıştır. Böyle bakmak lazım ve Bank Asya'dan yapılmak istenen şey bir acaba
Zaman gazetesi, acaba Samanyolu televizyon grubuyla bir ilişki var da oranın üzerine gidebilir miyiz arayışlarıdır. Zaten böyle bir şeyi yapın talimatını. Başbakan şöyle verdi. Bu muhalefet eden medya grupları üzerine gitmek lazım demişti. Bunları susturmak lazımdı. İşte bunların acaba finansı var mı, bir şey var mı endişesiyle yapılıyor. Veya ikinci bir şey ki amacına ulaştığını düşünüyorum. Belli kesimlere gözdağı veriyor, yıldırıyor. Bu Türkiye'de saltanatın şu anda kanunsuz bir şekilde başladığını, yani başkanlık diye tanıtılan işin aslında bir saltanat, bir ferman yayınlama işi olduğu görülüyor. Bank Asya'nın ben kapanmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fermanıyla gerçekleşmiş ve belli bir aşamalardan sonra bu noktaya gelmiş bir süreç olarak değerlendiriyor. Sen Türker, ekonomi, konu ekonomiye girdi. Şimdi saltanat vardır, padişahlık vardır, işte başkanlık vardır, cumhurbaşkanı vardır, sınırsız. Ama biz normal yurttaşlar için günlük yaşantısı çok önemlidir. İnsanların alın teriyle geçimini sağlarlar, çoluğuna çocuğuna ekmek götürürler. Türk ekonomisi ne durumda? Önümüzdeki günlerde insanlar yine kaygısızca, varsayalım ki bu hükümet devam edecek seçim sonucunda, evlerine ekmek götürebilecekler mi? Şimdi evlerine ekmek götürecekler ama hep borçlanarak götürecekler. 2002 yılında biz seçimi kaybettikten sonra Sayın Babacan'a teslim ettiğimiz ekonomide 1 liraya 1 kilo ekmek alabiliyordunuz. Şimdi 1 kilo ekmeği 4 liraya alıyorsunuz. Bir kere bir fiyat farkını ortaya koyalım. İkincisi, o tarihte vatandaşlarımızın tümünün, yani bütün hane halkı dediğimiz iş hayatı dışındaki insanların kredi kartı, tüketici kredisi ve konut kredisi toplamı 6 milyar 720 milyondu. O zamanki parayla 6 katrilyon, 720 trilyon. Bugün ise bu üç konu, yani tüketici kredisi, kredi kartları ve konut kredileri toplamı 372 milyar. Yani 55 misli artmış. Yalnız kredi kartları 2.7 milyardı, şu anda 83 milyar. İnsanların geliri artırılmadı. Geliri artırılmadı ama yaşamaları gerekiyordu. Onun için onlara borçlanma olanakları sağlandı. Yunanistan gibi oldu herhalde. Öyle oldu. Yani borçlanma olanakları sağlandı. Borçlandıktan sonra dönüldü, denildi ki aman ha AK Parti'yi tekrar seçin. Seçilmezse istikrar bozulur, faizler artar. Ve insanları faizlerle kurtarak 3 seçimdir köleleştirdiler. Şimdi insanlar bu köleleşmeye itiraz ediyor. Hak ettiğim parayla çalışmak istiyorum diyor. Ve bunun en tipik örneğini Bursa'da otomotiv sektöründe başlatılan görev veriyor. Bu otomotiv sektöründe başlatılan görev ne için başlatıldı bu direniş? Sendikanın yaptığı anlaşmadaki ücretler yetersizdir, artırın dedi. Ve işveren de bunu makul görüp artırdı. Şimdi bu olay aslında devlet gelirlerini önde tutar ama bireylerin gelirlerini ise kısarak onları borçlanıp yaşamaya itekleyen politika önündür. Bu konu Amerika Birleşik Devletleri'nde de 2008 yılında yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri çok hızlı bir şekilde bireylerin gelirlerini artırınca işte sizin sorduğunuz soru eve ekmek götürme derdi ortadan kalktı. İnsanlar kazandığı parayla geçinebilir oldu. Ama şu fark var şu anda Türkiye'de düzeltilmesi gereken. 2002 yılında bir kişi kazandığı 100 liranın yalnız 3 lira 72 kuruşuyla borç ödemesi gerekiyordu. Şimdi bir kişi kazandığı 100 liranın 55 lirasını borcunu ödemesi gerekiyor. Onun için yaşayabilmesi açısından yeniden borçlanması gerekiyor. Bu yapının değişebilmesi için gelirler politikasının düzeltilmesi gerekir. Ve ben Temmuz ayında Türkiye'de devlet memurlarının tıpkı otomotiv sektöründe olduğu gibi büyük bir direnişe geçeceğini ve daha evvel bağlanmış olan toplu görüşmeler sonucu sözleşmeye bağlanmış olan devlet memurları artışına da itiraz edeceklerini bekliyorum. Böyle bir görünüm var. Bu görünüm dolayısıyla insanların yaşamla ilgili taleplerini karşılayamayan bu gelirler insanı götürür. Hemen diyecekler ki iyi ama bunları artırırsak kaynak nerede? Kaynağa gerek yok. Kaynak kendi içinde. Bunu ben ekonomi bakanı olarak uyguladım.
100'er milyon maaş zammı verdik benim dönemde. Herkes itiraz etti. Bütün çiftçilerin parasını ödedik. Herkes itiraz etti ama o para daha birinci ayda devlete dönmeye başladı. Şimdi ben size 100 lira versem, siz o 100 lirayı gidip bankaya yatırmıyorsunuz. Harcıyoruz. Harcıyoruz. Harcarken daha kafadan 18 lirasını devlete ödüyorsunuz. Çünkü %18 KDV'si var. Eğer kullandığınız arabaysa, benzinse %18 artı 8 ÖTV ödüyorsunuz, %26'sını devlete ödüyorsunuz. Bu nedenle Türkiye'de şu anda bireylerin gelirlerini artırmak gerekir. Ve bu artış 2013 yılı Gezi olaylarından bu yana bu bireylerin gerçek artış talebi yerine getirilmedi. Ama yerine getirilemezken yapılan o direnişlerin sonuca ulaşmamasının nedeni siyasal bir örgütlenmeye dayanmamış olmasıdır. Şimdi bir siyasal örgütlenmeyle bu işler gerçekleştirilirse değil hükümet hiç kimse önünde duramaz ve bütün talepleri yerine getirme gerekir. Ama esas sorununuzun ikinci bölümü var. O çok önemli. Türkiye'de şu anda iki sorunu var. Yoksulluk ve işsizlik. Asıl sorun işiniz varsa borçlanıp yaşıyorsunuz ama asıl sorun işiniz yoksa borçlansanız da 1 lira ödeyemeyeceksiniz ve yaşam hakkınız kısıtlanmış durumda. İşte o zaman sosyal patlamaların beklediği bir sürece girmiş oluyoruz. Sen Türkiye, ben şöyle bir soru sormak istiyorum. Siz Türkiye'nin ekonomisini bilen birisiniz anlattığınızda. Hukuksal yapısını da biliyorsunuz. Siz yabancı bir yatırımcı olsanız, Türkiye'nin mevcut hukuksal yapısında ve ekonomik şartlarında gelip Türkiye'ye yatırım yapar mısınız? Türkiye'ye kalıcı yatırım yapılmaz. Neden? Ama yatırılmaz çünkü işte bu Bankasya'da yaşanan olay bir örnektir. Hukuki güvenliğiniz yok. Ama yatırımı şöyle yaparsınız. Siz eğer yüksek getirili bir şekilde değerlendirmişseniz o zaman bıraktığınız para zaten sizin ana paranız değil, burada kazandığınız faiz oluyor. Şimdi bir örnek vermek istiyorum. 2002 yılından yani bizim hükümeti devrettiğimizden itibaren 2003 yılı başından 2014 yılı sonuna kadar yurt dışına transfer edilen gelmiş olan yabancı yatırımcının faiz ve temettü tutarı ne kadar biliyor musunuz? 265 milyar dolar. Onlar gitti. Onlar gitti. Yani getirmiş 100 lirasını, 100 lirasını faize yatırmış, faizi almış, 100 lira artı 50 lira faiziyle beraber yurt dışına götürmüş. Yalnız faiz transferi 265 milyar dolar. Onun için yatırımcı, hani böyle bazen Türkiye'yi korkutmaya çalışıyorlar. Sen Türkiye'yi kesmek istemiyorum da, bu 265 milyar soyut, milyar dolar şey. Bu parayla neler yapılabilir? Kaç tane araba fabrikası yapılabilir? Valla araba fabrikasını bırakın, bu 265 milyar dolarla yani en az 10 tersane, en az 10 demir yolu şeyleri, vagonları üreten fabrika, en az 5 tane cemir cevheri, cevher işleyen demir çelik tesisleri, en az 10 tane kağıt fabrikası kurulabilir. Niye? Çünkü bu 265 milyarı eğer kurulacak her bir fabrika maksimum 500 milyonsa 265'i kurun, bunun iki misli 730 çıkar. 530. Şimdi bu 530'un adet olarak sıralarsak bir kısmı 500 değil de 1 trilyonla biterse o zaman 30 tesis yapacaksanız 30'u da düşün. Bunlar yapılabilir. Mesela bizim seçim bildirgemizde bu nedenle Türkiye'de yeni işsizliği azaltmak için karma ekonomik modeli öneriyoruz. Ve şu anda iddia ediyorum Türkiye'de seçmenin karşısına çıkıp işsizlere ve özellikle gençlere iş bulabilecek bir ekonomik program yalnız Demokratik Sol Parti'nindir. Bizim Mutlu İnsan, Güçlü Türkiye adı altında size de takdim edeceğim bu programda karma ekonomik yapıya dayanan halkçı rekabet ekonomisi öneriyoruz. Ve bu halkçı rekabet ekonomisiyle birincil hedefimiz yoksulluğu azaltmak için işsizliği de azaltıp iş yaratabilmek için yatırım yapmaktır. Cevhere dayalı demir çelik tesisleri,
petrokimya tesisleri, kağıt fabrikaları, gübre fabrikaları yapılabilir. Ama Türkiye'de tam tersi yapıldı. Bunu durdurmalıyız. Türkiye'de sigara fabrikaları satıldı. Orada da mammaya, çünkü 100 milyon dolar satıldı sigara fabrikaları. Bir yıl sonra satın alanlar %90'ını 990 milyon dolara, yani şu anda %10 ellerinde kaldılar. Kar pay alıyorlar, %90'ını sattılar. Niye bir yıl sonra? Çünkü kaça satarsanız satın vergiden muaftır. Ama o fabrikaları satın alan yabancılar, örneğin ürettikleri Maltepe Samsun sigaraları durdurdular. Bakın şu anda piyasada Maltepe Samsun sigarası var mı artık? Yok. Onlar durdurulunca Türk tütünü de müşteri bulamaz oldu. Ve şu anda biz Türkiye'de Virginia tütünü içmeye mahkum edildik. Halbuki bakın 265 milyar dolar hem faiz ödüyorsun hem de fabrikayı satıyorsun. O faize ilave faizi de bu fabrikanın parasıyla karşılıyorsun. Türkiye'de ekonomik sistemin şu anda çöktüğü bir süreçteyiz. Ve aslında hepimiz kriz içinde yaşıyoruz. Bu konuda da bu gördüğünüz başbakanın, cumhurbaşkanının hırçınlığı buradan kaynaklanıyor. Korkuyorlar. Çünkü AKP tek başına iktidar olmayacak. Ve ilk defa toplumda şöyle bir algı oluştu. AKP iktidardan giderse istikrar bozulmaz. Hani eskiden giderse istikrar bozulur oluştu var ya. Oluştu mu sizce bu? Var tabii. Ben şimdi bütün Türkiye'yi geziyorum. Şu anda AK Parti'nin çıkarabileceği milletvekili sayısı maksimum 242-245 arası. Maksimum. İster HDP barajı alsın, ister açmasın, Türkiye'yi büyük bir koalisyon zamanı bekliyor. Ve bu koalisyonun da çöp çatanı Kemal Derviş. Her ne kadar birkaç gün evvel bir televizyonda Kemal Kılıçdaroğlu reddettiyse de hepimiz biliyoruz ki 8 Haziran sabahı arzulanan, dayatılmak istenen ama inşallah bu koalisyon olmaz. Olmayacak da. Hele hele biz parlamentoda olursak Demokratik Sol Parti olarak buna izin vermeyeceğiz. Bu koalisyonun gerçekleştirmek isteyeceği. Hani bir tane merkez projesi çıktı ya, merkez çevre projesi. O proje biliyor musunuz nedir? Lozan görüşmelerinde İsmet Paşa'nın Amerika'nın reddettiği 3 talebinden bir tanesidir. Ve o talepleri reddetti diye Amerikan senatosu aldığı gizli toplantıdaki karar da Lozan'ı tanımadı. Şu anda onun için bizim sınırlarımız Amerikalılara göre geçerli değildir. Lozan'da reddedilmiş olan bir uygulamayı maalesef seçim bildirgesinde olmadığı halde mega proje diye getirip önümüze koyuyorlar. Ve bunun adı şu anda Amerika'da Milton Friedman 24 Ocak kararlarına temel olan para politikalarını geliştirmişti. Şimdi yeni bir kavram çıktı. Charter City, yani kiralık şehir. Şimdi Türkiye'yi düşünün, bu seçimde AKP'nin hayal ettiği ama tek başına yapamayacağı projeyi CHP ile beraber yapsın, Kemal Derviş de olsun ve hem de Güneydoğu Anadolu'nun artık yeni yapısı dizayn edilsin. Bakın ben şimdi size de sorsam gazeteci olarak, siz Allah aşkına bu çok anlatılan barış sürecinin içeriği hakkında bilgi sahibi misiniz? Ben bilmiyorum. Siz gazeteci olarak siyasetçiler de bilmiyor, ana muhalefet lideri halk de bilmiyor, kimse bilmiyor. Halk da bilmiyor ama bu içerik bu kişiler tarafından kotarılacaktır. Ve istedikleri kadar reddetsinler. Şu saatte örneğin biz demokratik solcular neden çalışıyoruz? Hem de Cumhuriyet Halk Partililer bize teşekkür etsinler diye çalışıyoruz. Parlamentoda olursak biz hem Türkiye'nin hem CHP'nin sigortası olacağız. Çünkü CHP bizim varlığımızdan çekineceği için Türkiye'nin aleyhinde olacak. İsmet Paşa'nın reddettiği böyle projelere imza atmayacak, durduracak ve Türkiye'nin de sigortası olacağız. Kimsenin saltanat sistemine söyleyemediğini biz toplumla örgütleyerek, paylaşarak söyleyeceğiz. Çünkü Türkiye'nin bu seçimi önümüzdeki 50 yılı belirleyecek. Eğer bu seçim aktörlerini belirlemezse, yani parlamentoya giren partiler dışında alternatif partiler de varlıklarını %3'ün üzerine alıp sürdüremezlerse ve parlamentoda 6 parti civarında parti olmazsa, gelecek 50 yılı belirleyecek 2019 seçimlerinin altyapısını oluşturan bu seçim Türkiye'yi kölelere doğru götürecek. Eğer
azınlık hükümetleri, eğer daha doğrusu koalisyon olup da Cumhurbaşkanı'yla şu anda mutabık değiller. Mutabık olmazlarsa onun yaptığı, adına yapılan Binali Yıldırım tarafındaki açıklamaya göre hükümet azınlık hükümeti olacak ve Türkiye'yi bir yıllık süre içinde, yani iki ay sonra da olabilir, üç ay sonra da olabilir, tekrar seçime götürecek. Ve o zaman da erken seçim olacaksa Cumhurbaşkanımızı kaybedeceğiz. Çünkü o istifa edecek, partinin başına geçip ben gösteririm size, tekrar çoğunluk olmaya çalışacak. Şu anda Türkiye'deki yapı bu ve onun için bu yapı insanlardan saklandığından başka şeyler tartışılıyor. Ama asıl önemli sorun Türkiye'de yoksulluk ve işsizlik her geçen gün biraz daha artıyor. Sayın Masum Türker, çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız için. Sayın seyirciler, bu akşamki konuğumuz, bugünkü konuğumuz Sayın Masum Türker'di. Kendisinin son sözü, bu seçim Türkiye'nin gelecek 50 yılını belirleyecek. Evet, 7 Haziran'da oy verirken gelecek 50 yılın tercihini yapmış olacaksınız. O zaman karar sizindir. Hoşça kalın.